Norveç'teki NATO tatbikatında ortaya çıkan skandal tartışılmaya devam ediyor. Skandaldan günler önce İncirlik'te nükleer tehlike konusunda yaptığı açıklamalarla Türkiye'deki NATO ve Amerika varlığına başka bir açıdan dikkat çeken bir isim. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş konuğumuz olacak. İzmir'den programımıza katılacak. Efendim hoş geldiniz gün ortasına. Evet Sayın Tezerer, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi tabii bu skandalın ortaya çıkması, Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı'nın hedef gösterilmesi ve sonrasında Türkiye'nin attığı adımları konuşacağız. Ama öncelikle birkaç teknik konuyu aydınlatmanızı isteyeceğim, sormak istiyorum. NATO kapsamında Sayın Karataş, daha önce böyle asker çektiğimiz tatbikat ya da tatbikatlar oldu mu? Öncelikle bunu sormak istiyorum. İkincisi, böyle hatalar hani NATO'nun geçmesinde vaki mi, var mı? Daha önce böyle benzer hatalar yaptı mı NATO tatbikatlarında? En son ortaya Norveç'te çıkan bu tatbikattaki skandal büyüklüğünde herhangi bir NATO ile ilgili tatbikatlarımızda bu tür bir sorun yaşanmadı. Çünkü bu çok en üst derecede yapılabilecek olan Türkiye'ye karşı bir saldırının en önemli örneklerinden bir tanesi. Bir kere bunu öncelikle söyleyeyim ve bu kadar sayıda yani yaklaşık 40 civarındaki personelimizin iştirak ettiği önemli tatbikatlarından birisi NATO'nun, yani öncelikle şunu da belirteyim, komuta yeri tatbikatı, bilgisayar destekli bir tatbikat, yani sahada, arazide herhangi bir birlik yok. Dolayısıyla NATO bazı tatbikatlarını sahadaki birliklerinin gerçek zamanda komuta merkezlerinden bir uyum içerisinde, müştereklik çabası içerisinde nasıl idare edildiğini de dener. Dolayısıyla bu tatbikatın özellikle komuta yeri açısından NATO'nun en önemli tatbikatlarından bir tanesi. Türkiye'de bu nedenle 40 personeliyle iştirak etmiş ve önemli derecede de bu tatbikata destek vermiş. Yani sonuç olarak sorunuzla ilgili olarak bu en önemli büyük skandallardan bir tanesi NATO'da ve bu tatbikat içerisinde de böyle askerlerimizin skandal sonrası geri çekilmesi gibi herhangi bir böyle çok büyük bir olayı da ben anımsamıyorum Sayın Tezerer. Şunu soralım o zaman, bu tatbikatların planlanması, yani bu hata nasıl oluştuğu anlamaya çalışıyorum ve uygulanması noktasında bu senaryoların seçimi ve ileride gerçekleşmesi ihtimalleri nedir? Bu tatbikatları bu açıdan yaklaştığımızda nasıl görmek lazım? NATO'daki tüm tatbikatlar yaklaşık 1-2 yıl öncesinden programa konuyor. Bir kere bu adımları şöyle sırasıyla gidelim. Hemen bu tatbikata dönelim. Diyelim ki bu tatbikat yapılacak, onun önce ön planlama toplantısı yapılıyor. Yani buraya kısıtlı sayıda, belirli sayıda bazı personel katılıyor. Daha sonra ikinci aşamada ihtiyaç varsa, ki var, bir toplantı daha yapılıyor. Asıl tatbikat başlamadan önce daha büyük bir katılımla bu tatbikatın provası yapılıyor. Ve bu tatbikatın senaryosu, ki bu tatbikat ne demiştik? Komuta yeri tatbikatı, bilgisayar destekli bir tatbikat. Jenerik, yani sanal ortamda hazırlanan bir senaryo ve gerçek şahıs, isim ve ülke isimleri kullanılmaz. Ama siz öyle bir istihbarat senaryosu yazarsınız ki, örneğin S-400 adımıyla veya işte C-500 gibi böyle takma isimler vererek Türkiye'ye doğru yönlendirirsiniz. Rusya'yı siz oraya isim olarak koymamışsınızdır ama herkes o senaryodan Rusya olduğunu anlar, İran olduğunu anlar. Dolayısıyla gerçek şahıs ve isimler kullanılmamakla birlikte senaryo içerisindeki yönlendirmelerde bunlar ortaya çıkabilir. Yani hemen şunu toplayayım. Bir ön koordinasyon toplantısı, ikinci toplantı, üçüncü toplantı. Tatbikat başlamadan hemen önce de, belli bir süre önce de tatbikatın gerçek provası yapılır. Tatbikatta görev alacak olan bütün personel bilgilendirilir ve ana senaryo önden geçirilir. Burada bir konu daha var, bu dikkate alınmadı. Bu tatbikatın bir de kontrol hakem ünitesi var. Yani bu tatbikat, bu hakem ünitesi tarafından da tatbikatın her aşamasında kontrol edilir. Fakat ince bir nokta daha var. O da ne biliyor musunuz? Nedir efendim? Tatbikat merak ettiğiniz için soruyorsunuz. Tabii hemen nedir diye de sordunuz. Aha. Tatbikatın icrası sırasında oyuncuların, yani tatbikata katılan askerlerin daha iyi eğitilmesi için özel durumlar enjekte edilir, verilir. İşte burada ortaya çıkan skandal, özel durumların enjekte edilmesi, verilmesi sırasında meydana geliyor. Yani siz tatbikatın ana senaryosu içerisinde bunların hiçbirisini görmüyorsunuz ama tatbikata sızan, işte belirtiliyor, işte bir teknisyen veya bir subayın olduğu belirtiliyor.
yetki verdiğiniz, yetkilerini kontrol edemediğiniz kişi tatbikatta kendi yetkilerinin dışına çıkarak veya olması gereken senaryonun dışına çıkarak bu tür skandallar yaratabilir. İşte bunu kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ama bu çünkü çok özel bir durum. Şunun altını çizmek lazım yani. Enjekte edilen özel durumlar dediniz. Oyuncuları daha iyi eğitebilmek adına belki tatbikata katılan. Fakat esas ana senaryoya baktığımızda yine değil mi? Hedefinin Türkiye olduğunu biraz görüyoruz. Yanlış mı değerlendiriyorum? Tıpkı Millennium Challenge Amerika'nın yaptığı bu 2000'li yılların başında yaptığı tatbikatta olduğu gibi. Doğru mu? Ana senaryo içerisinde tatbikatın olsaydığım sıralı toplantıları sırasında bazı şeyleri ortaya çıkartırlar, belli olur. Yani siz senaryodan, istihbarat senaryosundan, durumdan, tatbikatın ön senaryosundan bunu hissedersiniz. Veya şöyle bir şey daha var, bu çok önemli, onu da belirteyim. NATO ile ilişkilerimizin gerginleştiği, S-400 alımları ile ilgili bazı hususların ortaya çıktığı dönemlerde tatbikatı kontrol eden veya tatbikata katılan personelimizin de senaryo konusunda çok daha dikkatli olması gerekir. Hele 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan durumda NATO'da görevlendirdiğimiz veya NATO toplantılarına katılan personelin senaryolar konusunda da çok daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor. Yani NATO veya NATO içerisindeki Türk düşmanlığı yapan, Türkiye'ye karşı hasmane tutum içerisinde olan kişiler sizin algılayamayacağınız şekilde bazı paketleri bu senaryolar içerisine koyabilirler. Ama siz yakalarsınız bunları. Biraz önce siz de belirttiniz. Yani öyle bir yönlendirme yaparsanız ki işte bir hava savunma vesaires. Bir dakika, sen bu hava savunma senaryosunu koyuyorsun ama bu hava savunma senaryosu Türkiye'yi yönlendiriyor. Ben bunu Türkiye olarak algılıyorum gibi çok hassas ilişkilerin olduğu bir dönemde bunlar tespit edilebilir. Ama bütün bunlara rağmen özellikle tatbikatın güvenliği açısından, personel güvenliği açısından NATO'nun hiç beklemediği ve en önemli tatbikatının bütün sırlarının ortaya çıkabilecek şekilde bir personelin sızması veya yetkisini kötüye kullanması tatbikat güvenliği açısından, bilgi güvenliği açısından yani NATO'nun önem verdiği komuta yeri, müşterek harp merkezi veya müşterek harekat merkezi olarak adlandırılan merkezlerinin de güvenliğinin olmadığını gösteriyor. Yani NATO önce bir aynaya bakacak, çeki düzen verecek. Dolayısıyla sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Ve bu önemli skandala ev sahipliği yapan Norveç olarak tek başına bakmamak gerekir. Komple NATO olarak bakmak gerekir. Burada biz bir subayın görevden alınması veya diğer teknisyenin ordudan atılması gibi hususlar önemli değildir. Ben daha önce Aydınlık Gazetesi'ndeki açıklamamda da belirttim. Burada gerçekten NATO'ya veya Norveç üzerinden de NATO'ya nota, NATO kelimesini karmaşık kelime oyunu oynarsanız oradan nota da çıkıyor biliyorsunuz. NATO nota. Yani nota da vermeniz gerekir. Ayrıca geçiyorum hepsini, çok fazla da zamanınızı almak istemiyorum. NATO'nun kesinlikle devlet başkanları düzeyinde olağanüstü toplantıya çağrılması gerekiyor. Bu devlet başkanları düzeyinde tartışılacak. Yani siz devlet başkanları düzeyinde katılacağınız bu toplantıda masaya getireceksiniz. Tek tek orada ülkelere bunu soracaksınız. Ve oradaki ülkelerin hepsinden de bu toplantıyla ilgili görüşlerini net bir şekilde alacaksınız. Bunu da kamuoyuyla paylaşacaksınız. NATO yani tarihindeki en büyük skandallarından bir tanesine imza atacak ve siz bunu bir özürle veya oradaki bir subayın ayrılmasıyla vesaire falan gibi böyle atlatamazsınız. Benim önerim kesinlikle ve kesinlikle en üst düzeyde, yani devlet başkanları düzeyinde NATO'nun olağanüstü toplantıya çağrılması gerekir. Başka türlü bunun hakkında yani aramış, genel sekreter aramış, Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemiş, o bundan özür dilemiş, işte genelkurmay başkanları birbirini aramış. Hayır değil. Aslında bu Norveç Savunma Bakanı'nın ve oradaki görevlilerin, yani tatbikatın kontrolünü yapan kişilerin bile istifa etmesini gerektiren bir skandal. Evet. Yani o kadar önem vermemiz gerekiyor. Ben de bu başlıkları hem bizi izleyenlerle paylaşmak, eğer dinleme zahmetine katılan varsa ülkeyi yönetenlere de buradan bir mesaj iletmek istiyorum. Peki, Sayın Tezer. Şunu anladım yani Sayın Karataş, bir özür yeterli değil ve buna ilişkin verilen tepki de yeterli değil. Daha ötesi yapılabilir diyorsunuz. Nota verilir NATO'ya Norveç üzerinden. Devlet başkanları bunları yapmadı Türkiye. Ne bir çağrı, ne bir davet, ne de bir nota verildi. Siz bir de şunu da öneriyorsunuz. Türkiye
NATO'dan ayrılabilir. Hatta bu noktada kendi içinde bir referandum yapabilir. Yani dışarıya karşı bu hamleler yapılamıyor. Kendi içinde bir referanduma gidebilir diyorsunuz ama bunun da çok kolay olmayacağını, NATO'dan çıkmanın kolay olmayacağını söylüyorsunuz. Neden zor NATO'dan çıkmak Sayın Karataş? Çünkü hem askeri yönden hem siyasi yönüyle, ekonomik yönüyle, savunma sanayi yönüyle aklınıza ne geliyorsa, yani 1952'de üye olduğumuz bu NATO içerisinde birçok bağlantılar var. Ben burada da bir örnek olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla ilgili süreci hatırlattım. Evet. Yani siz bir referandum yaparsınız. Referandumun sonucunda çıkan, ki %85'lere yaklaşmış olan NATO'ya hayır var şu anda. Yani NATO'dan çıkmak istiyor musunuz sorusuna %85 vatandaşımız evet cevap verecek şu anda. Siz bunu alırsınız, masaya oturursunuz. Yani bu masaya oturduğunuzda NATO'nun sakıncalı üyesi olarak daha önce değerlendirdiğim olan Türkiye'ye bakış açısı, NATO'nun tek Müslüman ülkesine karşı bakış açısı, dünyadaki tüm Müslümanları IŞİD üzerinden veya El-Kaide üzerinden terörist gösteren Batı yaklaşımlarına artık bir cevap vermek gerekiyor. Bu nedenle referandum önerisi, dikkat ederseniz nota verilmesi, işte gerekli istifaların sağlanması, en üst düzey toplantı yapılması, nükleer silahlarla ilgili ev sahipliği yapmak istemiyorum, onun için bile referandum yapabilirsiniz. Bunların hepsi yapıldıktan sonra elinizi alırsınız, vatandaşınızın, kamuoyunun desteğini alırsınız. Ondan sonra da masaya oturursunuz. Bak siz bu NATO içerisindeki üyelik konusundaki gelişmeleri biz vatandaşlarımız olarak, Türkiye olarak böyle değerlendiriyoruz. Hı hı. Siz stratejik müttefikimiz, biz size ihtiyacımız var. Hele hele Orta Doğu'daki bu Irak ve Suriye üzerinde oynanan ve daha devam edecek olan projelerle ilgili olarak da kafalarından geçen ve bize bilgi olarak da verilmeyen ve bizi de olayların içerisinde olumsuz yönde etkileyen hususlarda tavrını koyması gerekiyor Türkiye'nin. Yani Türkiye'deki vatandaşlarımızın büyük bölümü artık NATO'nun yapmış olduğu, hele Gladio olarak adlandırdığımız, kont gerilla olarak adlandırdığımız hemen hemen her NATO üyesi üye ülke içerisinde o üye ülkelerdeki hükümetlerin devrilmesi veya baskı altına alınması gibi Türkiye'deki darbelerin arkasından çıkan NATO üyeliği konusundaki hususları artık Türk vatandaşları çok açık bir şekilde öğrendi. Hı hı. Bundan 3 sene önce biz NATO karşıtlığı veya Amerika karşıtlığı konusunu gündeme getirdiğimizde iktidar partisi, meclisteki muhalefet partileri veya dışarıdaki partilerin büyük bir bölümü bize böyle şeyle bakıyorlardı. Uzaydan gelmiş parti olarak veya bunları nasıl açıklıyor bunlar diye bakıyorlardı. Hele İşçi Partisi, Sayın Doğu Perinçek çok güzel açıkladı. 1949'da NATO kurulduğundan beri zaten Türkiye'nin kurucu ülkelerine Atatürk'e karşı olan bir uluslararası ittifakla karşı karşıyayız. Atlantik İttifakı ile karşı karşıyayız. Evet. Bunların hepsini değerlendirmesi gerekiyor ve bu tartışmanın da en güzel yöntemi, en güzel fırsatını da NATO'daki bu tatbikatın güvenilirsiz, bilgisiz ve tamamen Türkiye'ye karşıtlığı bir ortam içerisine girmesi anlamında da değerlendirmesi gerekiyor. Oradaki Türk subayının, tatbikata katılan Türk subayı elbette bu farklılığı rapor edecek. Ama aha, tatbikatın hakem heyetini yapan, kontrolünü yapan ve NATO üyesi üyelerden oluşan en az 8 ülkenin hakemi vardır mutlaka o kontrol heyetinde. Siz bu konuşmayı bizim Türk subayına kalmadan önce müdahale edecek olan tedbirleri alacaksınız. Dolayısıyla pervasızca Batı, Atlantik sistemi içerisindeki özellikle FETÖ'nün yurt dışındaki bu propagandaları, PKK terör örgütüne yıllarca verdikleri destekleri, Türkiye'ye bakış açıları açısından işte bu değerlendirmelerin ışığı altında ben dedim ki en son madde olarak da referandum konusunu da Türkiye'nin gündemine getirmek de mevcut hükümetin ve meclisteki partilerin ve muhalefet partilerinin görevidir diye bir sayfa açmış oldum Sayın Tezerer. Yine FETÖ dediniz. Bu skandalın yaşanmasının ortaya çıkmasında, daha ortaya çıkması derken yaşanmasında, planlanmasında FETÖ'nün yöntemlerinden bahsetti Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani FETÖ'nün yöntemleri veya FETÖ'nün kumpaslarına bir benzerlik teşkil ediyor mu sizce de? Şimdi 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz hem yurt dışına kaçanlar hem de NATO'da görevli veya NATO karargahlarında görevli olan bazı subaylar Türkiye'ye çağrılmasına rağmen dönmedi. Bu bir asker kanadı. Hı hı. Bir de bunun sivil kanadı var. Diplomasiden tutun, yani büyükelçiliklerde görev yapanlar, dış temsilcilikte görev yapan yüzlerce kişi Türkiye'ye gelmedi. FETÖ ile bağlantılı olduğu için. Ve yine Türkiye'de görev yapan, hemen hatırlatayım, Balyoz Kumpası sırasında bilirkişilik yapan, TÜBİTAK'ta görevli olan
O sahtekar görevliler de şu anda Baltık ülkelerindeler. Hı hı. Yani adamlar her yere dağılmışlar. Amerika'yı ayrıca sayıyorum. Amerika'daki NATO karargahını veya Amerika'daki FETÖ'nün zaten Pennsylvania'daki karargahı ve yaklaşık 50 eyaletin 45'inde, 46'sında bir örümcek ağı gibi sarmış olan bu çetenin elbette bağlantıları var. Ben AB Bakanımızın açıklamasının böyle sanki AKP'nin kendi düşüncesiymiş gibi olarak görmüyorum. Hı hı. Bu zaten 15 Temmuz'un yıl dönümünde asker kanadın yurt dışından 15 Temmuz'la ilgili saptırmaya yönelik raporları, İsveç'te yaşayan FETÖ'cülerin 15 Temmuz'un yıl dönümünde saptırmaya yönelik raporları, Michael Rubin'in yine Vatan Partisi Genel Başkanı'nda hedef gösterecek açıklamaları, Türkiye'yi hedef alan açıklamaları aslında buralara sızmaması veya bunlarla bağlantısı olup etkilenmemesi mümkün değil. Yani bu tehlikenin aslında bu tatbikatta ortaya çıkması da bir büyük bir rastlantı. Çünkü çok daha ciddi, çok daha büyük bir tatbikatta kendi tankımızı da vurdururlardı. Yani gerçek bir tatbikatta kendi gemimizi de hasar alacak şekilde veya uçağımızın da düşürülmesine yönelik senaryo oynayabilirlerdi. Bunu 1992 yılında muavenet gemimizin batırılması sırasında Amerikalılar pervasızca yaptılar. Hı hı. Onun için bunun burada yakalanması sonradan atılacak adımların, yani buradan alınacak derslerle Türkiye'nin biraz önce söylediğim gibi en üst düzeyde sesini çıkartması, NATO'nun gündemine getirmesi, kayıtlara geçmesi ve bu konudaki ikazlarını çok güzel bir çalışmayla Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanı ile birlikte çalışıp bu dosyayı NATO sekreterinin önüne atmaları gerekiyor. Aksi takdirde bunu unutursak işte bu hafta hemen şeye gireceğiz. Seçim barajı şu mu olsun, evet. İşte şurada buna mı benziyor deyip kendi işimize döneceğiz. Terörle mücadelemiz zaten sonsuz bir şekilde devam ediyor. Kahramanlarımız, şehitler veriyoruz, gazilerimiz var. Suriye'de devam eden zaten bir harekat var. Irak'ta zaten en son yapılan referandumla ilgili ve sonrasındaki bazı değerlendirmeler ve beklentilerimiz var. Onun için Türkiye'nin etrafındaki bu çemberin daha da daralmaması ve zarar vermemesi için noktayı koyup altına hepsinin imza atacağı olan bir mutabakatın içerisine girmemiz gerekiyor. Yani NATO'yu olağanüstü toplantıya çağıracağız. Ya çağrılmıyorlar, gelmiyorlar değil mi? Pat referandumu koyacaksınız. Türkiye'ye de, onu bir kere daha söyleyeyim, bizim ev sahipliği yaptığımız, kabul ettiğimiz ve onlara imkan tanıdığımız, yani NATO'ya ve ABD'ye açtığımız üslerin kullanımı da NATO ve ABD'ye kapatmayla bir şey olarak karşı tarafa teklifte bulunacağız. Bak kardeşim, sen bunları yapıyorsun, hı hı, dinlemiyorsun. Ben de sana ev sahipliği olarak vermiş olduğum bu üsleri senin kullanımına kapatıyorum diyeceksiniz. Yani bunların hepsi bir paket halinde. Yoksa sen bana F-35 vermezsen ben de küreciyi kapatırım falan. Bu eksik bir pazarlık. Hı hı. Böyle bir pazarlık olmaz. Yani bir konu üzerinden bir konu değil. Bu çok kapsamlı bir şemsiye şeklinde alınması gereken bir konu. Ya adam size tabanca vermiyor. Bakın düşünün. Tabanca, evet, vermiyor. Tabanca. Tabanca vermeyecek şekilde olan bir ilişkinin Diyarbakır'daki kontgerillanın, yani orada sözde arama kurtarmanın, Kürecik'te sözde NATO onaları olup öncelikle İsrail'in güvenliği, İran'a karşı olarak değerlendirmesi, öncelikle İsrail'in güvenliğine yönelik bir NATO'nun ev sahipliğini ve son en tehlikelisi 50 civarındaki nükleer bombaya ev sahipliği yaparak neden nükleer hedef olsun Türkiye? İşte bunların hepsini biz Türkiye'nin gündemine Ekim ayı içerisinden itibaren getirdik. Evet. Net bir şekilde getirdik. Haritalarla birlikte getirdik. Dolayısıyla bu tartışmanın boyutu başladı. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü hangi siyasi görüşten olursa olsun ve çok ilginç, merkez medya gazeteleri de televizyonlara dahil olmak üzere, hı hı, NATO'nun durumunu, Atlantik'in durumunu tartışmaya açtılar ve bu insanlar tarafından NATO ile ilgili olsun, Batı ile ilişkilerdeki yeni düzenlemenin vazgeçilmez değil, aksine milli menfaatlerimiz doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi konusunda öğrenmiş oldular ve bu konuda da destek vermeye başladılar. O nedenle biz de bu tartışmanın içerisinde bilgilerimize katkı sağlıyoruz Sayın Tezerer. Son bir soru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımını nasıl yorumluyorsunuz? Yani Batı'yla, işte ne bileyim, Hollanda'yla, Almanya'yla daha önce böyle karşı karşıya geldiğimiz durumlardaki yaklaşımıyla dün örneğin Bayburt'ta şöyle bir cümle kurdu. Mesele şahıs ya da parti meselesi değildir. Hedef Türkiye'dir. Hedef Türk milletidir dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yaklaşımını, bu skandala ilişkin bu cümleleri nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi sadece bu tatbikat olarak değil, hemen şöyle kısa bir geriye gidiş yapacağım. Buyurun. 17-25 FETÖ darbesi olarak adlandırılıyor. Hükümet dahil bunu böyle adlandırılıyor. Hı hı. Bir kere daha söylüyorum. 17-25 daha önce kumpas davalar süresince nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'yü kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aydınlarımızın ve kendi projelerine karşı çıkabilecek olanların tasfiye edilmesi projesi nasıl Amerikan İsrail destekli bir proje ve FETÖ piyonu kullanıldıysa, hı hı, 17-25'te Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın Türkiye'de hukuk kanalıyla iktidar değişikliği yapmaya yönelik bir faaliyettir. Yani bunu siz sadece FETÖ'nün 17-25 olarak küçültürseniz eksik kalır, arkasındaki gölgeyi, arkasındaki beyni unutursunuz. 17-25 aynen kumpas davalar, 17-25 Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı bir operasyondur. Arkasından yetmedi, bakın 17-25 yeterli olmadı, yine aynı çete 15 Temmuz 2016'da harekete geçti. Şimdi bakın, Türkiye içerisindeki harekete geçirdikleri veya yapmak istedikleri faaliyetler başarısız oldu. Bir kere Türkiye kendi halkıyla, yöneticileriyle buna karşı koydular. Vatanseverler, Atatürkçü, Cumhuriyet'ini sevenler ve FETÖ'nün ikiyüzlülüğüne karşı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzüne karşı karşı koydular. Operasyonu şimdi bakın, 17-25 operasyonunu FETÖ gibi görmeyin, Amerika'ya taşıyorlar. Şimdi Amerika üzerinden uluslararası bir projeyle Türkiye'ye karşı hedef alacaklar. Ben hemen buradan sizin sorunuza dönüyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada daha geniş değerlendirmesini beklerim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve sarayda her tarafta bir oda tutmuş olan danışmanların da buradan sesleniyorum. Böyle küçük hesaplarla FETÖ vesaire falan gibi değerlendirmesinler. Çok başından beri zaten bu bir Amerikan operasyonu, CIA operasyonu. Dolayısıyla bunun yurt dışına taşınması, bunun işte tabanca verilmemesine kadar daha küçük tabiye inmesi, yarın bir gün vida da vermeyecekler. Küçük bir pensiyi bile size teslim etmeyecekler. Bu arada NATO'da ortaya çıkan bu görüntü, onun öncesinde S-400 ile ilgili NATO Genel Sekreterinin, Amerikalı generallerin yapmış oldukları açıklamalar, PKK ile PYD ile kara ordum diyerek Suriye'de yapmış oldukları hareketler, biraz önce bu tatbikatın adından direkt olarak bahsetmedik. Trident Javelin diye bir tatbikat bu. Javelin aslında mızrak demek, duruma göre cirit olarak da kullanılıyor. FGM-148 diye bir anti-tank füzesi var PKK'nın elinde ve bu aynı zamanda hem Suriye'de kullanıyorlar hem de Güneydoğu'da da çıktı bu anti-tank savar füzesi. Bunun adı da Javelin, yani bunun adı da mızrak veya cirit. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda bu tatbikatın adından kullanılan silah mühimmatı PKK'ya verilene kadar benim aklımda şu var. Evet, bu Türkiye'ye bir operasyondur. Aha. Türkiye'ye şu andaki yönetimine değil, başından itibaren Türkiye'de Kemalizm ölmelidir. Kemalizmi savunan ulusalcılar yok edilmelidir, tasfiye edilmelidir diye ortaya çıkan PKK'sı, Batı'sı, Yunanistan'ı aklınıza ne geliyorsa Türkiye'nin kurucu ülkelerine, yani Türkiye'nin kurulmuş olduğu günden bugüne kadar Türkiye'ye karşı olan zihniyettir. Çünkü İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve Türk milleti bunları denize döktü. Arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Hala iştahları kabarıyor. Bu coğrafyadaki emekleri bitmeyecektir. Onun için Cumhurbaşkanı'na veya Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Benim vatandaşım, benim oydaşım, işte benim seçmenim vesaire gibi falan pozisyonlarla Türkiye'yi bölücü hareketlere girmeden, hı hı, işte böyle Türkiye'ye hedef gösteren gruplara karşı birleştirici olması ve her kesime karşı uzlaşıcı bir tavır izlemesi. Ve buradan da son cümle olarak şunu söyleyeyim ben. Buyurun. Nasıl 29 Ekimlerde ve 10 Kasımlarda herkes Atatürk'ü hatırlayarak onda birleştiyse, ben bir kere daha söylüyorum, eğer Atatürk'te birleşmezseniz, kurucu ilkelerimizle birleşmezseniz dış tehlikelere karşı her zaman açık olursunuz. Atatürk'le birleşirseniz o zihniyet, o anlayış, o İstiklal Savaşı'nın ruhu sizi kurtarır. Aksi takdirde ülkemizin bütünlüğü açısından sıkıntılar girer diyoruz. Ama son olarak da vatandaşlarımda ve özellikle gençlerimde gördüğüm kurucu ilkelerimizle ve ülkemizin kurucusu Atatürk'le birleşme konusundaki hissiyatı benim moralimi yükseltti. Biz bunları da def ederiz. Bunları da buradan yok ederiz. Böyle tatbikatlarla falan, böyle o Batı ikiyüzlüğüyle yapılan bu tür faaliyetleri de engelleriz. Ülkemizde böldürmeyiz diyorum Sayın Tezerer. Bu programımıza bu şekilde katkı sağlamak istiyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Katılıp katkı sağladığınız değerli yorumlarınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum Sayın Karataş. Sağlıcakla kalın. İyi yayınlar.
Eksik olmayın. Evet, emekli tümgeneral, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Beyazıt Karataş'ın değerlendirmeleri böyle. NATO skandalı ile ilgili gündem, diğer gündem maddeleri arasında kaybolup gitmemeli dedi. Türkiye NATO'ya nota verebilir. Norveç üzerinden devlet başkanları düzeyinde mutlaka bir tartışılmalı, böyle bir çağrı yapabilir. Onun da ötesinde kendi içinde NATO'dan çıkalım mı, referandumu yapabilir ve bunu gündeme getirebilir.